10 senedir şeker hastasıyım. Ayaklarım karıncalanıyor. Ayrıca iktidarsızlık sorunu yaşıyorum. Eşimle sorunlar yaşıyorum. Acaba bana yardımcı... Ha tabii, şeker hastalığı tedavi edilmeden ne olmaz? Geri dönüşüm olmaz, sağlığına kavuşamaz. İktidarsızlık sonraki iş. Önce bu diyabetten kurtulmak lazım. Mümkün mü? Bakalım, açalım mı Hacı abi? Evet, bu gördüğünüz bitkinin ismi Cinnema silvestris, gurmar. Türkçe karşılığı gurmar. Hindistan'da yetişir. Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi ne yapmış? 108 bitkiyi, diyabete karşılığı etkili olan 108 bitki inceledikten sonra gurmarın birleşiminde cinnamik asit bulmuşlar. Cinnamik asit. Ve 7 yıl sonunda dünyada diyabete karşı etkili olan bitkileri inceledikten sonra kurmar birleşinde cinnamik asit bulmuşlar. 4565 hasta üzerine denemişler. Ve diyabet hastalarını tedavi etmişler. Evet. PubMed'e bakıyoruz, kurmar yazıyoruz. 110 klinik araştırması yapılmış dünyada. Ve bu klinik araştırmalarda ne diyor? Efendim, şeker hastalığına karşı etkisi ispatlanmış, kandaki şekeri taşıyabileceğini vesaire birçok obezite, kilo problemi olanlara da etkili olduğu belgelenmiş. Aynı zamanda zayıflatıcı, bu yeni bir çalışma olmuş. Dünyada 430 milyon takriben her 10 kişide bir kişi diyabet hastası dünyada. Sırayı da Hindistan çekiyor. Bitki Hindistan'da yetişiyor ama Hindistanlılar bitkinin faydasını bilmiyor. La ilahe illallah. Dünyada 439 milyon kişi, yani her 10 kişiden bir kişi, Dünya Sağlık Örgütü'nün verisi en çok da Hindistan'da 87 milyonla. Hindistan'da yetişiyor bitki ama adamlar bilmiyorlar. Onlar çok tatlı yiyor. Her şeyi tatlı yiyorlar. Tatlı, acı. Acı, tatlı. Her şeyde abartı. Evet, şeker hastası olmaları normal. Evet, Cinnema silvestris, pankreastaki beta hücreleri, İnsülin salgılayan hücreler beta pankreasta yüzde takriben ikisini beta hücresi oluşturuyor. Adacık hücreleri böyle dağınık olduğu için adacık hücreleri, ada hücreleri denir. Pankreastaki diğer hücreler de sadece yüzde ikisidir. O kadar az. Bu insülin salgılayan hücreler jelibon gibi yumuşak, diğer hücrelerden farklı. Karaciğer yağlanırsa, pankreaste yağlanır, göremezse yağlanırsa insülin salgılayan hücreler artık insülin salgılayamaz hale gelir. Böylece şeker hastalığı ortaya çıkar. Biz bugüne kadar on binlerce kişiyi tedavi ettik ama bir şey daha yaptık. Tip 1 diyabet hastaları, benim iyileşir miyim, ben iyileşir miyim, iyileşmem mümkün mü diye gelen çocuk ve gençleri bile tedavi etti. Tip 1. Tip 1'in aslında dünyada tedavisi yok. Şimdi mesela genç 15 yaşında tip 1 diyabet hastası. Doğuştan değil ki bu. Sonradan olmuş. Neden? Antibiyotik kullanmış, zehirlenmiş. Karaciğer, pankreas zehirlenmiş. Zehirlenirse ne olur? Birdenbire şeker hastası olmuş. Tedavi edilir mi? Edilir. Tedavi ettik mi? Ettik. Tip 1 diyabet hastaları bizim için sorun değil. İşte Gökçek söyledi, doğrudur diye bir şey yok. Kim söylese söylesin, bana da inanmayın. Ona da inanmayın, buna da inanmayın. Klinik araştırması var mı?
Cinleme Silvestris. Yazın. Babmet'e. Çıkıyorsa karşınıza, klinik araması yapılmıştır, şurada şu kadar etkisi vardır diyorsa, alın, kullanın. Ben biliyorum. Nereden biliyorsun? Affedersiniz ama adamın biri, şu 50 milimlik şişenin 3'te 5'te 1'i kadar 10 milimlik bir şişe kenevir yağını, CBD değil ha, kenevir yağı. Biz 1 litresini 200 liraya satıyoruz. Kenevir yağı ayrı, kenevirin destilasyonla damıtılarak elde edilen CBD ayrı. O farklı bir teknoloji. O pahalı. 50 milimini çocuğunuzu tedavi edeceğim diye şeker hastasına satmış. 600 liraya, 10 milimini pardon. 10 milimini. 600 lira. Çarp 100'le 1 litresi ne yapar? Kaç bin lira para? Dolandırıcı. Sahtekarın tek. Dedim ki sen 10 milimini bu vatandaşa satmışsın. Üstelik bu şeker hastası, çocuğu şeker hastası olan 4 yaşındaki çocuk kullanmış. Daha kötü olmuş. Bu sefer kabız olmuş. Yani verdiği de CBD değil, kenevir ya. CBD. Dedim ki sen bunu formülü neye göre ürettin? Biz diyor kaynağımızı ilahi yerden alıyoruz. Şarlatana bak. İlahi. Adamın dinle imanla araştırdım bu kimdir diye. Dinle imanla ilgisi yok. Müslümanlıkla da ilgisi yok. Sahtekarın teki. Üç kağıt. 10 milimini 600 liraya satmış. Şöyle şöyle iyi gelir, böyle böyle vatandaş kullanmış, çocuğu bu sefer daha kötü olmuş. Bana diyor ki, ben falandan aldım, araştırdım adamı, sonra adamla konuştum. Atıyor da atıyor. Evet, dolandırılmak istemiyorsanız, kim olursa olsun. Babmet'e giriyorsunuz, o ürünle ilgili, bitkiyle ilgili bilgi alıyorsunuz. Bir, iki, bunu anlatan kişiyle ilgili bilgi alıyorsunuz. Adamın biri mesela esas mesleği medyumluktur, falcılık, büyücülüktür. Kalkıyor. Depresyona karşı pırasa, ıspanak, maydanoz. Çok komik konuşuyor, çok komik. Çok komik konuşuyor. Pırasa, ıspanak, maydanoz. Vatandaş bir yıl birisi ıspanak yemiş, diğeri bir yıl maydanoz yemiş, diğeri bir yıl pırasa yemiş. Beni arıyorlar yanlışla. Bir yıl pırasa yedim de diyor, içim dışım pırasa oldu, pırasadan tiksindim de Allah belanızı versin diyor. Güldüm, niye gülüyorsun diyor. Bir de gülüyor musun diyor. Hem insanlara diyor böyle yanlım şöyle görüyor. Dedim ki, ben İbrahim'im ama öbür İbrahim değil. Sen o İbrahim'le bu İbrahim'i karıştırıyorsun, kusura bakma. Onu dinlemişsin, kafanda bu kalmış. Aradan bir yıl geçmiş. Ya olabilir diyor, kusura bakmayın diyor. Evet, dolandırılmak istemiyorsanız ona, buna, şuna güvenmiyorsun. Söyledikleri önemli değil. Belge ve bilgisi var mı? O zaman pırasa, ıspanak, maydanoz depresyona iyi gelir diye ürün kullanmayacaksın. Araştıracaksın. Bu adam ne yapmış? Bakacaksın. Neyse. Gurmar seti B. Eğer ki tiroid rahatsızlıkları varsa İ, tiroid problemi yoksa K, yani Ormekrom, yeni ürün, Ormekrom. Tedavidir, hiç sorun değil.